Ben bir soru sorayım. Buyurun. Biz geçen hafta Taraklı'da Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın güzel bir organizasyonuyla beraber orada MHP Milletvekili Levent Bülbül'ü ağırladık. Gene böyle bir canlı yayında. Ben onu Sayın Bülbül'e birkaç soru sordum. Dedim Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'den oluşuyor. Bir sıkıntı var mı dedim. Gerek Ankara gerek Sakarya bazında hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel. Doğru söyle. Bizim dedi Sayın Bülbül biz dedi pazarlık ittifakı değiliz dedi ve yolumuzu devam ediyoruz dedi. Evet. Güzel. Şimdi soru şu. Soru geliyor. Turgut Babaoğlu bunları açıklarken yanında AK Parti ilçe başkanı Adem Öz var. Galiba bu tarafında da MHP ilçe başkanı var. Ve Cumhur İttifakı'nın iki ilçe başkanı yanında ortada Turgut Babaoğlu var. Turgut Babaoğlu da Cumhur İttifakı'nın Hendek Belediye Başkanı diyor. Mesela Yusuf Ali Emdar AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi böyle olaya baktığımız zaman, yani iki ilçe başkanı buradayken ve Turgut Babaoğlu da işte birçok yalancılıkta içinde olan tabiri kullanırken bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iki ilçe başkanı olduğu bir noktada ve Cumhur İttifakı'nın da Sakarya'da hiçbir sorun yok dediği gerek Ali İhsan Yavuz olsun, diğer milletvekiliniz olsun, siz olun, Levent Bülbül olsun, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaç olsun, yani herkes Yunus Sever olsun, AK Parti İl Başkanı, herkes bir sorun yok diyor ama iki ilçe başkanı olduğu yerde bir AK Parti milletvekiline ağır sözler söylemek hiçbiri bir şey demiyor. Buna ne diyorsunuz? Yani ben orada yalnız bizimle alakalı değil, MHP ile alakalı da üstü kapalı bir şekilde konuşmasına baktığınız zaman onu da giydiriyor. Yani yalnız benimle alakalı değil de orayla değerlendirmek lazım. Ben Levent Bey'in yani söylediği sözlere katılıyorum. Yani ittifak olarak baktığın zaman bu ciddi bir ittifak. Devlet Bahçeli olsun, Cumhurbaşkanımız olsun baktığın zaman ikisi arasında bulunan bu muhabbet, bu olayı öyle kolay kolay kimse de çözemez, kimse de ortadan kaldıramaz. Yani ittifakla alakalı olayı. Ama bu dediğiniz olayda tamam bana saldırdı diyelim. Verdi, acısı var, bilmem nesi var, şu bu, tamam. Ama MHP'ye de saldırdı. Yani öyle dedi, siyasetçi kolay yetişmiyor. Ama yanında iki tane ilçe başkanı olması i̇lçe biraz, başkanı yani o biraz garip. İyi de MHP'ye de saldırdı. Tamam işte onun olması da garip yani. Ve de nerede yapıyor bunu? MHP ablemlerin altında yapıyor. Yani MHP teşkilatında yapıyor bunu. Ama konuşacak bir şey yok ya. Peki. Kale alınacak bir şey değil. Son sorular. Olay o kadar basit değil. Ben şunu sormak isterim. Geçen de Karasu Belediye Başkanı orada betonla ilgili bir uygulama yaptı. Kalktı dedi ki Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı. Ben bu çalışmayı dedi. Arkadaş burada kendisi. Raif Ugan'a. Ben Manisa Belediyesi'ni örnek aldım dedi. Manisa Belediyesi rol model aldım dedi. Manisa Belediyesi CHP'nin bir belediyesi ve AK Parti belediye başkanı diyor ki ben CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Manisa'nın rol model aldım. Bu bir. Bunu koy kenara. Adamı rol model aldım demiyor. Yaptığı çalışmayı rol model aldım diyor. Onu rol model aldım. Arada fark var ama yani. Sayın Cumhurbaşkanı bunu duysun bakalım ne diyor. Yani burada Yusuf Alemdar var. Birçok belediye var. Gidiyor sen CHP'li bir belediyeyi rol model alıyorsun. O kadar basit değil bu işler. Biz son dönemde bunları gördük böyle bu kadar çok rahat. Şimdi bunu bir kenara koyduk. İki ilçe başkanını da bu hareketlere bir kenara koyduk. Hem MHP'li hem AK Parti'nin disiplin kurulu var. Elbette MHP'yi sormayacağım ama yani burada bir disiplin çalışmayacak mı yani? Nasıl olacak? Yani yoksa tabii ki yani tamam çok özür dilerim. Anlatırken güzel anlatıyorsunuz. Levent Bülbül de güzel anlatıyor. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Ama ilçe başkanları çok rahat, Turgut Babaoğlu konuşurken çok rahat dinliyor. Karasu'da bir belediye başkanı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı rol model alıyor. Yani sizin disiplin kurulları ne zaman devreye girer onu merak ediyorum. Yani etik mi olması Sayın Vekilim? Hepsine... Etik miydi ondan olması? Yani normal mi karşıladınız yani? Ben bu etiğin... Ben hani ben kibarcasını kullanıyorum. Kibarcasını, kibarını kullanıyorum ben. Kibarını diyorum ben. Üst üste konuşmayalım. Ben Sayın Vekilim etik değil. Bunun birkaç üstünü düşünüyorum, disipline girdiğini düşünüyorum. Buyurun efendim.
Yani ben burada Turgut'u bu kadar büyüttüğünü anlamı olmadığını düşünüyorum. Efendim anlamadım. Turgut'u bu kadar büyüttüğünü anlamı yok kardeşim. Ben ilçe başkanlığını konuşuyorum. Turgut Bey'i konuşuyorum. Yani eyvallah. Yani oradaki ilçe başkanlarını alarak ve üç ilalin arkasını alarak hem üç ilale hem Cumhur İttifakı'na hem milletvekiline ya bu beni aşan bir olay. Onu gerekli ortamdan izliyor, gözlüyor, gereğini yapar. Peki Ankara ilettiniz mi bu konuyu? Ben bunları böyle şeyleri kaleme almam bile ya. İl başkanı var görüyor, gözlüyor. Gerekli yere bilgiyi ver. MHP mi? AK Parti'nin de. İkisi de gözlüyor. İkisi de gözlüyor ya. Evet. Çok sevebilirsin ama bugün burada yazdığın yazı Ankara'da izleniyor, görülüyor zaten. Konuştuğun hepsi. Arkadaşlar son sorularınızı, son sorularınızı soralım. Ardından vatandaşlardan soru geliyor.